Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet hazırlık dönemini tamamladık sezon başladı ilk maçı 1-1 atlattık. Yani Eyüp Spor'un kadrosunu görünce hakikaten insan ürküyor. Yani Bavelin'den Harun Tekin'ine kadar Ömer Bayramı'ndan ki Galatasaray'da olsa beğenmeyiz ama birincilik için hakikaten iyi bir bek. Ömer Bayramı'ndan ondan sonra Cuma Umut Bulut'una kadar gerçekten iyi bir kadroları var. Tabii ki onlar yabancılara, yabancı oyunculardan da faydalanabiliyorlar. Emeka Eze gayet iyi bir oyuncu. Fadiba fena bir oyuncu değil. Özel yetenek, topsuz alan, agresiflik var. Ve bu kadroyla bence bir puan almamız büyük bir başarıydı ama bundan sonrası nasıl olacak hakikaten bilmiyorum. Çaykur Rize, Gençler Birliği Manisa. Şu ikisi zaten isim olarak çok büyük kulüpler. Çaykur Rize de öyle, Gençler Birliği de öyle. Ama kadroları ne durumda e, henüz bilmiyorum. İlk 6'ya girebilir miyiz? Bütün mesele bu. Yani zaten ilk 2 falan kesinlikle hani kadro kaliteleri göz önüne aldığında pek mümkün gözükmüyor ama ilk 6 bilemiyorum. Yani acaba 8-9 gibi bitirebilsek Ocak ayına kadar. Ocak ayında takviyelerle yürüyebilir miyiz? Şimdilik kesin bir şey söylemek zor. Hemen e, bir an evvel dinlenip sıradaki maça doğru ilerlememiz lazım. Çok yüksek sakatlık riski olan oyuncular var ve fikstür de birbirine çok yakın ne yazık ki. Şöyle bir baktığımız zaman yalnızca iki günlük bir aramız var. Hatta şurayı da antrenmanları rejenerasyona çevirsem olur gibi ama şunları kal ama antrenmanları da çok fazla azalttığımız zaman ama kendi evimizdeyiz ya. Şurada bir ne diyelim maç taktiğine bir Takım çalışmasıyla hücum organizasyonları diyeceğim ya. Takım çalışması hücum organizasyonları. Burada takım oyunumuzla Çaykur Rize karşısında bir 3 puan alabilmeyi umuyorum. Şöyle 2 rejenerasyonla yolumuza devam edeceğiz. Haydi bakalım. Evet şöyle hızlıca bir 19 yaş altı takımının maçına bakalım. Furkan Emin golünü atmış. Furkan'da ne yazık ki henüz bir kıpırdanma yok. Kısa sürede olacak inşallah. Güzel oynuyor. Güzel performanslar sergiliyor. Panathinaikos karşısında Tugay söktü aldı yine topu uzun bir top. Furkan'a doğru bir tık hızlandırdım. Furkan aldı sağ tarafa doğru çekti. Güzel bir bitiriş. Tabi kalecinin orada bir pozisyon alma sıkıntısı var ama 19 yaş altı takımında bunlar olacak. Bir de tabi oyuncu genç olduğu zaman kale de baya büyüyor. Bravo Serhat. Serhat'ta kıpırdanmalar var. Hatta 18 yaşına girerse Serhat Ocak ayında kiralık göndermek mantıklı ve makul de olabilir. Devam. Geçen hafta bütün oyuncular yeterince güç antre, güç antrenmanı yapmıyoruz diye isyan ediyorlardı. Bir hafta fizikseli alınca geri fiteze takmaya başladılar. Muzaffer ve Kubilay isyanda. Aslanlarım benim. Markaj biraz artıyor, pozisyon alma biraz artıyor. Muzo'da şimdilik bir şey yok ama inşallah kısa zamanda kıpırdanacak. Kulüpteki atmosfer hala çok iyi. E, menajer desteği de hala idare eder. Tabi daha ilk maç oynadık o yüzden pek belli olmaz ama Özellikle atmosferi korumamız önemli çünkü bizim geriye tek bir silahımız kaldı o da takım uyumu. Yani biz ne yapacaksak şu anki malzeme ile birlikte takım uyumu ile yapacağız başka çaresi yok. Evet sıradaki rakibimiz Çaykur Rizespor. Şimdi rotasyon mecburen yapacağız. Çünkü iki gün sonra bir maçımız daha var. Geçen haftanın daha doğrusu geçen maçın önemli oyuncular Ahmet ve Hasan Hüseyin takımdalar. Aslında Muzaffer'i oynatacaktım ama yine de rakibimiz Çaykur Rize çok da kendi evimizdeyiz diye rahatlamamak lazım. Ahmet zaten hafif bir sakatlığı var. Ahmet şeyde kadroda olması mümkün değil. Sağ tarafa Safa'yı aldık. Safa yine de hazırlık maçlarında güven veren bir görüntü çizdi. Bence bu maçta sağ tarafın yükünü sırtlayacaktır. Şerefe güveniyorum e, ee, Şeref de bu maç iyi işler yapacak diye düşünüyorum. Sami'de ufak gelişmeler var. Sonunda böyle bir kıpırdanma başladı. Hoşuma gidiyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Yeni rolüne yavaş yavaş alışmaya başladı galiba diye düşünüyorum. Kubilay yerine belki bir metan değişikliği yapabiliriz. Şöyle bir bakayım. Metan da fena değil. Metan gelişiyor. Gel bakayım metan. Bekler değişti. Ee, Rahmi geldi. Erdi'nin maç yükü, şey kondisyonu daha tam değil. Volkan da aslında yorgun yani. Ama yapabilecek bir şeyimiz yok. Daha fazla rotasyonu kaldıramayız. Ama Yusuf yavaş yavaş gelmeye başlayacak. 2-4 hafta arasında. O zaman biraz daha elimiz güçlenecek. Şimdilik elimizdekinin en iyisi bu. Haydi bakalım. Orta saha tam olarak yorulmamış. Güzel. Kaç verelim? 33 verelim. Yolumuza devam edelim. Ne oldu? Maç kadrosunu doğru bulmuyor. Sebep? Ahmetil Ahmet sakat be aslanım be. Yoksa seni oynatır mıyım ben zaten? Tamam, takım dizilişine aşina, taktiksel yapıya artık oturttuk. En azından belirli bir seviyeye getirdik. Genel olarak tepkiler olumlu diye düşünüyorum. Soyunma odasına giriyoruz, yumrumuzu sıkıyoruz. Oo. Kendi evimizde kazanamayacaksak artık yani hiç kazanmayalım. Kazanan şu maçı bu yeni gelmiş, güzel olmuş. E, rakibe şöyle bir bakalım. Anthony, Anthony'yi bir tutacağız. Anthony'yi bir orada kıstıracağız. Hızlanma 16 tehlikeli olabilir. Baksana 1 milyon 1.4 milyon euro diyor. Bence bir de Şeyh pre, Emircan'a pres yaparsak yeterli olabilir. Haydi bakalım. İnşallah güzel bir karşılaşma olacak. Hayalimiz ve hedefimiz 3 puan. maç başladı Emircan geriye doğru döndü Eren, Papa, Emircan tekrar geriye döndü Emirhan, Bahadır şöyle biraz bekledi orta sahada fazla rahat Çaykur Rizespor Deniz Deniz, hoppa Safa çok iyi kesti, şimdi kontrol imkanı bizde Özcan'ı gördü, şerefaydı aslanım, Ahmet bitir, aslansın be, yalnız var ya Tabi gizli offside var mı? Offside var. Biraz önde gibi geldi de. Gizli kahraman Safa diyecektim. Baya önde canım. Olsun olsun. Hemen şöyle bir oyunculara seslenelim. Başarabiliriz aslanlarım. Böyle devam. Safa. Ortanda deneme be Safa. Özellikle önünde oyuncu varken. Uzun bir top. Hoppa. Atlamalar zıplamalar. Ortalık karıştı. O kaçmamalıydı Safa. Safa o kaçmamalıydı Safa. Biraz yükleniyorum beyler müsaadenizle. Ne diyelim? Biraz daha derli toplu mu oynasak acaba? Kanatlar iş yapıyor sanki. Topu bir kanatlara at bakalım. Da Pardon yanlış tıkladım. Daha çok çabalayın diyorum. Evet ilk yarım saati geride bıraktık. Bir dokunuş yapmamız lazım ama belki biraz daha geniş alıp çizgiyemeden ortalar yaparsak daha iyi olabilir. Evet oyunculara bir daha sesleneceğim. Ne diyelim? Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin diyeyim mi? Haydi bakalım beyler, konsantrasyon. Ahmet, kenarda kaptırdı. Orada bir gegenpressing, ölen ön alan baskısı. Tarık hata yapar mı? Uzun oynadı, o top bizde kalabilir. Aman diyeyim Vol Volkan, aman diyeyim Volkan. Yapma Volkan. Değişiklik hakkımız da kalmadı. Rıdvan, Safa, Hasan Hüseyin. Ver koşuyor. Bravo Safa. Çevir içeri Ahmet, neredesin Ahmet? Ahmet vur on, Ahmet. Ahmet. İyi geldik ya. Çok da kaçırdık biliyor musunuz? Bunun gibi birkaç tane daha denk gelir mi? Emin değilim. Şimdi atamaya atarlar olacak. Çok üzülüyorum. Aa bravo şeref. Şeref Özcan. Yapıştıracak mı? Şansını denede. Rakipten de tabii müdahale vardı. Başarabiliriz beyler. Ne diyelim? Gösterdiğiniz performanstan memnunum. Özellikle ikinci işe yarın, ilk yarının sonlarına doğru İyi pres yaptık. Ön alanda topları aldık. Eyvahlar olsun. Şimdi de Ferikik'ten bir tane yiyeceğiz. Eren. Gerginlik yaratma Eren. Ha şöyle güzel güzel at topu dışarı. Biraz daha beyler. Şurada Sami'yi oyuna dahil ediyorum. Destek diyorum. Biraz daha hücum desek mi acaba? Bir de hücumu görelim. Oyunculara seslen diyorum. Daha çok çaba. Valla artık bence bir taktiksel değişikliğin zamanı geldi. Sami geçen maçta oynamıştı. Tamam mı? Şöyle iki yapalım. Metehan. Orta saha defansif oyun kurucu savunma diyeceğim. Defansif oyun kurucu savunma. Tamam. Hasan Hüseyin Bence Hasan Hüseyin yerine Muzaffer'i bir orta sahada bir topla alıp giden bir oyuncuya ihtiyacımız var ya. Mezdeli orta saha. Tamam. Safa Özcan ikilisi burada. Bertu buradasın. Hücum çok fazla mı olur? Fazla olsun ya. İnceldiği yerden kopsun. Buradan bir 3 puan alalım artık. Allah sonumuzu ayrılsın. Dakika 70 oldu. Eyvahlar olsun. Hoppa Metehan. Aslanım benim. Özcan. Ahmet. Nefis sıyrıldı Ahmet. Ne yapacaksın Ahmet? Ahmet ne yapıyorsun Ahmet? Böyle şu çekeceğine hiç çekme daha iyi. Bari pasmas ver. Defansa çarpar bir şey olur. Volkan çık. Yusuf gel bakalım. Yusuf da gerginmiş ya. Erdi Şu an gergin olunacak dakika değil. Bahadır. Bas 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 pas bas. O top bizde mi? O top bizde bravo Ali. Hemen bir kontrol. Sol taraftan ilerliyor Ali. Dikine gitti. Uzun bir top Bertu indirdi. Sağ tarafta Safa'ya bıraktı Ahmet. O sitten çık Ahmet. Ahmet bay offside değildir inşallah o Ahmet. Ahmet. Oh be. Vallahi offside değil. Öldük öldük dirildik. Yine Ahmet de yoruldu zaten. Hemen geri fiteze şöyle bir takıyorum. Şöyle yapayım o zaman. İlk önce bir değiştirmiştim ya o kaldı şu an. Kubilay gel buraya. Kubilay mı? Geri al. Başka kim var o orta sahada oynayabilecek? Kürşat da fena değil. Gel Kürşat. Çok fazla aynı oyunculara yüklenmeyelim. Defansif oyun kurucu savunma dedim. Mezzela destek dedim. Tamam. biraz daha dengeli alıyorum. Bekler çok fazla çıkmasın. Arada sırada zamana daha değerli toplu istiyorum. Paslaşarak mı? Paslaşarak diyelim. Şunu bir pivot center for bunu da destek yapalım. Önemli olan şu an biraz daha şeyi toparlamak. Ee, orta sahayı toparlamak. O set taktiğini de bozayım mı? Bom, burada biraz kararsız kaldım. Ama şu ana kadar defansın arkasına çok fazla top gelmedi. Şimdi durduk yere geriye çekilirsek sıkıntı da yaşayabiliriz. Bertu. Verdi pasını Safa'ya. Safa dedim size bu yükü kaldırır diye iyi de bir pas verdi. Ahmet yine yanıltmadı ama Bertu'nun da tabii ki katkısını göz ardı etmemek lazım. Yine yanlış tıkladım. Konsantrasyonunuzu hemen vurgulamam lazım konsantrasyon meselesini. Sağ taraftan şimdi Çaykur Yüze yüklenebilir. Aman diyeyim. Boş bırakma. Koray. Bak anında yemeyelim lütfen ya. Bravo Kürşat. Aslansın Kürşat. Aldı topu gidiyor. Şeref'e bıraktı. Şeref bugünün formda isimlerinden. Muzo. Mezzala Muzo. Uzun bir top. Nereye? Şeref yetişir mi? Yetişecek. Bak Ali var. Dön Ali'ye. Aç ortanı aslanım. Ver Şeref'e. Çevirdi. Vur Muzo. Ah be Muzo be. Onu atsan var ya kraldın. Muzo onu atsan kraldın ben sana söyleyeyim. Taraftar sahaya inecekti. <laughs> Tribünler biraz boş ama olsun. Olsaydı inerdi. Öyle bir atmosfer. Emircan mı? Abdullah mı? Ya Emircan'ı bir dahaki maçta da 10 dakikadan bir şey olmaz ya. Şimdi Abdullah'ın da hiç geleceği yok. Fizik müzik de yok. Çıksın bari Emircan oynasın. Yalnız bu son değil mi? 2-4. Aynen 5. Tamam. Evet şeref top kaybına da başladı. Aman diyeyim. Koray. Bahadır. Şimdi Tarık da top. Emirhan. Bas 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 oğlum. Pazar koşusuna çıkmış gibi. Azıcık bir yalandan bari baskı yapın ya. Eyvahlar olsun yetik. Oğlum kaptırmayın şu... Allah. Allah. Kündey'e getirdi oradaki dakika. Bir de ikinci sarıyı ye. Bitirdim bizi var ya. Ah be. Yaktın bizi, Ali. Ocakta vedalaşıyoruz aslanım. Ocakta vedalaşıyoruz. Şurada emek emek bir üç bana alacağım derken, Muzo orada vursaydım var ya Muzo. Ah Muzo, Rahmi, Muzaffer, Safa. Opa da oğlum biraz yanlış döndün. Zaten oradan onu dönebilse yani Antonio olacaktı. Manchester'a gidecekti. Yanlışlıkla altın orduda kaldı. Oğlum bak yemeyin bari. Bir tane atamıyorsanız yemeyin bari. Hücum aman diyeyim. Büyükleneyim mi? İçime de sinmiyor burada bırakmak. Başarabiliriz. Yiyeceksek yiyelim. Cık. Yine bir puan. Parmakla işaret et. Yani bu kadar pozisyon sonunda galip gelememek hakikaten çok üzdü. Çaykur Rize'nin hemen hemen hiç pozisyonu yok. Orada çok gereksiz bir penaltı. Tabi yoruldu. Sezon başında zaten iki tane üst üste hafif sakatlık geçirdi. Adam gibi maç da yapamadı. Yaktım biz Ali. Yaktım biz Ali. Ne durumdayız? 2 puanlı 11. sıra adam. Şurada bir dördü alabilseydik var ya beşe çok güzel yerleşecektik. Neyse artık. Beklediğimiz güzel haber sonunda geldi. Emircan gayet güzel bir performans sergiliyor ve bunun meyvelerini de almaya başladım. Şimdi ilk kontrol 12 gelişiyor, pas gelişiyor, teknik gelişiyor, uzaktan şut gelişiyor, çalışkanlık, karar alma çok güzel. Hatta karar alma baya fazla gelişiyor. Belki kısa zamanda 9 da olabilir. Ön sizi dayanıklılık, güç ve zıplama. Gayet güzel bir başlangıç. Hemen bir performans bak. Geçen sefer bir omzuna attım ya işe yaradı Son zamanlarda performansın yükseldi. Böyle devam et aslanım. Şimdi bir de aradan haftalık antrenman raporuna bakalım ki zaten haftanın en çalışkan ismi belli oldu Emircan. İkinci sırada Muhammed, üçüncü sırada da Emre var. Bunların ikisi de çok potansiyelli oyuncular değil ama yine de şöyle bir e, övmüş olalım el sıkışalım ondan sonra da yolumuza devam edelim tabi bu arada kötü performans gösteren oyuncunun olmaması ayrı bir mutluluk kaynağı çünkü zor bir tempodan geçiyoruz bütün oyunculara ihtiyacımız var sıradaki rakibimiz gençler birliği evet gençlerden de güzel haberler var Furkan sonunda gelişmeye başladı aslanım benim İlk kontrol penaltı teknik karar alma ön sezi soğuk kanallık vizyon ve fizik gelişiyor gerçekten çok güzel Özellikle fiziği bayağı iyi gelişiyor. İnşallah çok kısa zamanda çok önemli bir oyuncu haline gelecek. Hadi bakalım Furkan. Ee, Ege gelmeye başladı. Of Ege hem de nasıl gelmeye başlamış biliyor musunuz? Fizik komple zaten bir gelişme var. zihinselde güzel bir gelişme görüyorum. Teknik gayet iyi gelişiyor. Beyler şurada çok güzel bir e, jenerasyon var diye hissediyorum. Tugay artık 18 yaşında. Ocak ayını e, bizle geçirmeyebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum bu seneyi de geçirse mi? Sanki biraz daha zorlu bir e, şeyde ligde artık 18 yaşındaki oyuncunun ligde forma giyme zamanı geldi ya. Hatta çoğunlukla 17 yaşındakileri bile göndermek lazım. Yani Ege, Furkan bu sene full bir e, ilk 11'de oynadıktan sonra artık e, gelecek sezon kiralık için hazır olur diye düşünüyorum. 16'da 16 çok erken olabiliyor. Tabii profiline göre değişiyor. Oyuncu çok 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 iyiyse o zaman gönderilebilir ama 16 genellikle erken oluyor. Bir tek işte stoperler can sıkıcı bir şey gerileme gösteriyor. Serhat, Serhat güzel gelişiyor. Bravo aslanım. Evet yolumuza devam ediyoruz. Bu arada oyuncular antrenman yoğunluğunun çok yüksek olmasından dolayı biraz şikayetçi ama çok da antrenman yaptın şu fiziksel zor geliyor onlara ya. Tabii maçtan çıkıyorlar bir gün dinlenme ardından dayanıklılık direnç. Şimdi biraz daha artık fiziksel haftayı atlattıktan sonra biraz daha rahatlar diye düşünüyorum. Evet Altın Ordu bilet satış rakamlarını açıkladı. 200 adet kombine beyler ne diyorsunuz? Stat kaç bin, kişi, kaç bin kişilik? 9138. 9000 <laughs> 9000'e bine düzleyelim. Bundan 200 kombine satıldı da 200'ü der maça gelecek değil ya. Biraz hüzünlü oldu tabii. Maçlarda da stadyum boş ama ne yapıp edip bir cazibe merkezi haline getirmemiz lazım. Keşke onun oyunda bununla ilgili şeyler de olabilse. Sosyal medya kısmından bir şeyler, atraksiyonlar yapabilsek. Burada sadece haberleri izliyoruz. Etkileşim filan bir kampanya, mampanya bir şey ne bileyim maça gelene simit ayran dağıtalım ne yapalım bir şey yapalım yani. Neyse şimdilik böyle 200 kişiyle idare edeceğiz. Evet sıradaki rakibimiz Gençler Birliği. Şöyle bir rakibimize bakalım ne durumdalar. İsim olarak tabii ki çok önemli bir e, kulüp. Stadyumda 22 bin kişilik gayet güzel bir stadyum. Evet şöyle bir bakıyorum. Onlarda da çok fazla yabancı yok ilginç bir şekilde. Bence kadoları da çok güçlü gibi gelmedi bana ama. Biz yine bir temkinli başlarız. Maç içinde duruma göre hamlelerimizi yaparız. Barışı tanıyoruz. Mert. Valla. Biz yine bir temkinli başlayalım ama çok da açıkçası ümitsiz değilim. Şöyle Bertoyu fırsatçı golcüm. Hadi fırsatçı olsun. Duruma göre pivot olarak değiştiririz. Şöyle bir yedeklerime bakıyorum. Genel olarak almak istediğim biri var mı diyeyim. Ee, Ali dere. Hafif maç kondisyonu eksik. Onun dışında sakatlığı yok. Belki de bilmiyorum. Geçen maç kondisyon sıkıntısı yaşadığı için o penaltıyı yaptı. Bilemiyoruz ama zaten top kapması markajı falan yüksek değil. Hücum özellikleri için onu tutuyorduk. Bence biz yol yakınken Yusuf'la devam edelim. Yani galibiyet biraz iddialı olabilir. Sahaya çıkın ve iyi bir performans gösterin diyeceğim ama savaşmamız lazım. Bizim başka çıkar yolumuz yok. Takım uyumumuz çok önemli. İnşallah sakatlıksız gidebiliriz. Şimdilik rotasyon konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Bakacağız. Ali Emre uzun bir top attı. Bertu ya gereksiz yere takip takım zaten defansta niye ayaklı uzun başlıyorsun ki? Hiç sevmediğim şeyler. Şunu bir daha bir talimatla iyice hemen düzeltelim. Evet. Elle kısa oyna bekleri yolla diyeceğim. Şimdi ilk 10 dakikayı geride bırakıyoruz. Daha çok çabalayın diyeceğim. Biraz daha dengeliye alayım mı? 46 54. 54 altın ordu. Hadi şöyle bir dengeli yapalım bakalım. Biraz daha çizgiyemeden ortalar. Eyvahlar olsun. Ne oldu? Biri gitmiş. Sami gitti. Bir dakika. Sami ne oldu Sami? Tam da gelişiyordun dizinden. Eyvahlar olsun. Meta mı mu, Muzo mu? Sanki biraz Muzo ya. Çünkü bizi çok fazla zorlayacakmış gibi gelmedi Gençler Birliği. Biraz daha hücum ağırlıklı deneyebiliriz. Şey bu arada değiştirecektim onu unuttum. Pivot Center for yapacağım Bartu'yu. O zaman Yıldız mı düşüyor? Yıldız düşüyor. O zaman fırsatçı golcü kalsın. Metehan taç atışını kullandı Barış. Metanda top tekrar bas 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 hemen sıkıştır. Gökhan. Balyev. Şimdi tekrar Gökhan'da bir kapabilirsek var ya efsane kontrol olur. Hadi be. Bas oğlum. Gökhan'da top tekrar. Metan. Emircan geldi oraya. İkili bir sıkıştırma. Barış. Al onu. Bravo. Emircan adamın dibisin. Kubilay. Muzo. Haydi Muzo. Mezzela. Al oradan git. Seni bu işte bu. Bunu yapacaksın. Meze dediğim bunu yapacak. Bırak. Ahmet uzaktan Evet, ilk pozisyonumuz. Başarabiliriz diyeceğim. Şimdi Ahmet İlhan'da top. Takımın en tecrübeli ismi. Ahmet aldı, döndü, ilerlemeye devam ediyor. Orta sahaya kadar geldi. Oo, Muzo'ya nefis pas. Muzo bitirir. Ah, Muzo ya. Ne zaman gelecek bunlar Muzo? Direkte patladı. Geliyor beyler. Emircan uzun oynadı. Erdi mi? Volkan Bertu. Aslansın Bertu be. Ya sen var ya nasıl bir kralsın. Şu bize ilaç oldu biliyor musunuz? Şu bize ilaç oldu. Emircan. Takımın adeta yıldızı. Sami'ye biraz üzüldüm de. Allah'tan hafif sakatlık. Yapacak bir şey yok. Evet ilk yarıyı alnımızın akıyla tamamladık. 1-0 kollarımız yukarı kaldırıyoruz. Performanstan çok memnunum. Böyle devam edin aslanlarım. Bert orada bir fırsatçılığını gösterdi diyebiliriz açıkçası. Volkan erdi. Şöyle bir baktı. Yusuf. Sol taraftan koşu yoluna doğru biraz uzun oldu. Metehan aldı topu aldı döndü ilerlemeye devam ediyor. Uzun rakibe çarptı. Furkan indirdi. aslanın Furkan. Ahmet İlhan. Şimdi atak sırası bizde. Ver Furkan'a tekrar güzel. Sağ taraftan ufak ufak ilerliyor. Hasan Hüseyin mi? İçeri kesti. Tekrar Furkan'da bir şansımız daha var. Merkeze dönebilirsin. Kesti Emircan. Emircan kafaları da fena değil. Topsuz alanda bir faal var. Hakem faali tespit etti. Penaltının başında Ahmet İlyan. Takımın en tecrübeli ismi. Volkan hazır sarısı varken iki de yapmışken bence çıkaralım. Risk almayacağım. Zaten değişiklik hakkımız fazlasıyla var. Rahmi Kaya 3.5 yıldız net 4.5 olabilir. Rahmi mümkün olduğunca oynatacağız. Bence Hasan Hüseyin'i çok fazla zorlamasak olabilir. Metehan gel. Hemen şöyle. Metehan burada defansif oyun kurucu mu oynuyordu? Tamam. Merkez orta sağda oynuyor aslında da defansif oyun kurucu oynayıp çünkü çok fazla bizi şu an gençler birliği zorlamıyor. Diğer oyuncular fena durumda değiller. Pardon tekrar düzenle diyeceğim. Muzo'yu şöyle bir mezzele yaptım. Mezzele Muzo. Bugün orta sahadan iyi kat etti. İyi de bir şut çıkardı. Gol olsa harika olacaktı. Ama Muzo da yavaş yavaş geliyor. Stoperimizi kazanıyoruz. Yusuf zaten bundan sonra az takım oyuncusu olur diye tahmin ediyorum. Yani oldu diyebiliriz. Tabii performansına bakacağız ama. Evet her şey güzel. Biraz isterseniz arada sırada dinlenme diyebiliriz. Tempoyu standarda çekelim. Bir sakatlık yaşadık zaten. Tekrar bir sakatlık yaşamayalım. Erdi. Yusuf. Uzun oynadı. Orada Muz, Muzo'ya geldi. Aslanım Muzo. Mezlele Muzo. Ahmet çevirirse içeride kim var? Bertu'ya gelir mi? Gelmedi. Aksel tekrar alabilir miyiz? Söktü aldı. Vur onu aslansın Ahmet. Takımın en tecrübeli ismi. Yine farkını ortaya koydu Ahmet. Vay be. Bir kez daha yaşayalım golü. Allah var. Safa da çok iyi iş çıkarıyor. Ahmet zaten tecrübe. Aksel'den orada söktü aldı. Hani böyle 34 yaşında böyle bastonla ilerliyor gibi ama bir hemen yaşlı kurt kıvraklığını konuşturdu. Bak. Şurada topu alma, söküp alma bak. Şu usta işi. Çok sinsi yaklaştı. Serdarcan uzun oynadı. Dönen topu alabilir miyiz? Bertu yetişemedi Abdullah. Aldı sağ tarafta ilerliyor Abdullah. İçeri doğru kesilen bir top. Aman diyeyim. 1-2-3-4-5 Bir 10 tane var ya. Dakika 70. Değişikliklerimizi tamamlayalım. Ahmet bir sakatlanmıştı. Ahmet'i riske etmek istemiyorum. Şey rotasyonu önemli. 2-4-5 aynen. Kanat rotasyonu önemli. Çünkü ikisi de çok önemli oyuncu bizim için. Onları mümkün olduğunca diri tutarsak iyi olacak. 3-0'lık net bir skor rahatladık diyebiliriz. Bertu topu çok güzel aldı. Furkan. Rahmi. Bertu tek top. Metehan. Şimdi Kubilay'da. Kubilay sol tarafa döndü. Yusuf. Yusuf'tan koşu yoluna Şeref. Uzun bir toptan, top Şeref'ten Muzaffer. Şimdi alıp dönecek. Sağ tarafa doğru Safa. İçeri doğru çevir Safa. Safa geri döndü. Muzaffer. Vur Muzo. Of be Muzo be. Şu gol çok önemliydi Muzo için var ya. Şu an kilidi kırdı. Şu an kilidi kırdı. Safa sağ taraftan aldı. Hemen Muzoya tekrar bir iade. Muzo çaprazdan çok iyi yapıştırdı ve biz istediğimizi aldık. Çok net bir skorla bu maçı tamamlıyoruz. Artık sık sık diyorum. Bekler çok çıkmasa da olur. Kademeye dön, dağılımı koru, tempoyu düşür. İşte bu kadar. Serdar Can köşe vuruşunu kullandı. Aman diyeyim top dışarı çıktı. Furkan yoruldu ama değişiklik hakkımız kalmadı ne yazık ki. Serdar Can. Köşe vuruşunu kullanıyor. Bertu. Safa'ya doğru kafayla uzaklaştırdı. Aksel. Sağ tarafta Metehan. ilerlemeye devam ediyor Metehan. içeri doğru çevirir mi? Çevirdi. Aman diyeyim üstten dışarı çıktı. Atın bir tane nazar çıksın ya. Furkan ve Bertu yoruldu. Atın bir nazar çıksın. İşte bu kadar. Oh be. 4-0'lık galibi. İnanılmaz oynadınız. Rakibi perişan ettiniz. İlk sefer. <laughs> Son olabilir. Oh be. 5'e geldik beyler. 3. haftanın sonunda 5 puan. Aha. Geçit yok. Güzel. Var mı başka? Bu kadar. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Sami yapma Sami. İki gün. Nazar çıktı diyelim. Bakayım. Gelişimi devam ediyor Sami'nin. Her şey yolunda. Bunlar zaman zaman olacak. Ahmet'ten iki gol. Ahmet'e bir gel bir sarılayım sana. Tebrik ederim aslanım. Böyle devam et. Evet. Valla şuradan bir üç puan alabilseydik çok güzel bir başlangıç olacaktı. El artık yapabileceğimiz bir şey yok. Ama Manisa, Manisa ile devam ediyoruz. Bence Manisa karşısında da bir 3 puan alabiliriz diye düşünüyorum. Takıma olan güvenimi yeniledim. Hadi bakalım. 19 yaş altı takımımız Bursa Spor karşısında galip gelmiş. Gol atan oyuncu potansiyelli bir oyuncu değil. Hatta kaleci o yüzden golü pek izlemek mantıklı gelmedi ama şöyle bir hemen profillere bakalım ne durumdalar. Stoperlerimiz niye düştü? Hala tam olarak anlayabilmiş değilim. Belki de daha zorlu e, birlikte oynamaları gerekiyor. Artık Ocak ayında onları da gönderebiliriz. Şaka maka Ocak ayında kadro dağılacak gibi. Çünkü genellikle düzenli oynamasına rağmen eğer düşüşe geçiyorsa oyuncu genellikle daha zorlu birlikte oynaması gerektiği için oluyor. Serhat'a bakalım. Serhat'ın e, gelişimi başladı. Tugay zaten e, gelmeye başlamıştı. Furkan Ne yazık ki henüz daha gelmedi. O da inşallah belki de belki de onun için de bu lig artık yeterince zorlu değil. Genellikle 16, 10, ya yani 16 ilk çıktığı zaman bir sene oynattığın zaman faydalı oluyor. O da duru potansiyeline göre ikinci sene artık bir sene düzenli oynamışsa ikinci sene artık kiraya göndermek daha mantıklı gibi. Ege çok güzel gelişiyor işte 16 yaşında yeni çıkmış. Bu oyuncuya çok şey katıyor. Ama artık 17 filansa duruma göre değişiyor. Furkan aynı şekilde 16 yaşında. O da güzel gelişiyor. Bakalım nereye kadar gidecek hep birlikte göreceğiz. Veri analizi bilgilendirmesi geldi. Şöyle özet olarak bakacak olursak... ...savunma ve hücumdaki analiz raporlarına göre... ...savunmada çok iyi bir seviyedeyiz ve... ...hücumdaki etkinliğimiz ise bundan da iyi bir seviyede. Bu yüzden gol yemesi zor bir takımız... ...ve hücumda ise rakiplere zor anlar yaşatabilecek... nitelikte bir takımız diyor. Evet altın ordu beyaz. TFF ortalamasına göre... ...tabii ligin daha çok başı ya. Yani sırf istatik, istatistiklere göre ise... ...bence... Evet. Yani takım uyumumuz fena değil. Takım dinamiklerine şöyle bakalım. Ama bizden çok daha güçlü takımlar var en azından bireysel olarak. Takım uyumu aslında çok da iyi değil. İdare eder ama daha hızlı artacaktır. Bir kere bütün oyuncular zaten yani transfer yapamadık. Geçen sene olan oyuncular bu sene olmuş olması pek bu sene gelen var mı bilmiyorum ama bu sene olan azdır. Yani kısa sürede takım uyumumuz artar. O konuda sıkıntımız olacağını zannetmiyorum. Atmosfer çok iyi. Destek henüz ligin çok başı olduğu için belli değil. Hemen şöyle tekrar geri dönelim veri merkezine. Maçın gidişatı bizden yanaydı. Oldukça üstünde bir performans gösteriyoruz ortalamanın. Tamam. Rakipten daha fazla gol pozisyonuna girmişiz. İsabetli pas sayımız oldukça yüksek. Şöyle şu ikiliye bakalım. Yusuf Erdi. Yusuf sol tarafı oldu bence galiba ya. Gelecek sezonlarda bek oynar mı bilmiyorum ama Ahmet'le Furkan arasındaki ba bağ da iyi. Bu sezon Yusuf kurtaracak gibi. Yani öbür oyuncu çok fazla umut vermedi açıkçası Ali Dere. Hem çok sakatlanıyor hem de performans olarak da bir şey göremedik. Evet hücumda çok çok iyiyiz ya. Pas, final, gol, maç başına gol. Gayet güzel şut sayısı Evet. Hadi bakalım şöyle devam edelim. Takımın genel karakteri Emircan Günlü'ye olumlu yansımış. Gayet güzel gelişiminden de memnunuz. İnşallah böyle üzerine koyarak devam edecek. Bakalım nerelere kadar gidecek. En çok merak ettiğim oyunculardan bir tanesi. Evet, devam. Haftanın gollerine şöyle bir bakalım. Özgür birinci sırada Musa, ikinci sırada, üçüncü sırada tabii ki Muzo var. Yapmamızı o. Muzo psikolojik olarak çökerttin bizi tam iyi de bir performans sergiledin derken hayırdır? Fasa artıyor bir de pas, pas çalıştırdık geri kalan her şey çöktü. Bilseydik çalıştırmazdık Muzo'ya. 6.30 niye böyle antrenmanda da kötüsün? İdare eder. Üzdü biraz. Halbuki geçen maçta çok da güzel işler çıkardı. Oynatıyoruz da. Toplam 3 maç bir gol. 3 maçta da oynamış. Daha ne oynayacak? Neyse. Acaba başka bir şey mi çalıştırsaydık? Muzaffer. Sağ tarafta Safa. İyi kontrol. Muzo'ya döndü. Muzo yapıştırdı. Çok güzel. 3'ten 3-2-1 diye gidiyor. 3. sıradaki bizim gol. Şimdi yeni Malatya Bodrum Spor. Samet içeri doğru kesti. Sekti yumrukladı kaleci. Musa uzaktan. Musa'yı vurmuş canım. Musa'yı vurmuş. Hadi bakalım. Denizli Spor Manisa. Özgür duran topta çok güzel bitirmiş Özgür bravo. Tamam gayet güzel. Haftanın takımına seçilen oyunculara bakıyoruz. Ahmet İlhan sağ tarafta seçilmiş çok önemli bir tecrübe. Bravo Ahmet sen bize lazımsın diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Sadaki rakibimiz Manisa. Şöyle bir kadroya bakıyoruz. Rotasyon ağırlıklı bir kadro olacak çünkü maç yükü ağır olan çok fazla oyuncumuz var. Bir tek Erdi maç yükü ağır olmasına rağmen oynatıyorum. Çünkü e, Alperen güven vermiyor açıkçası. Hem düşüşte hem de profil olarak çok çok iyi e, değil gibi. O yüzden onu bir 60-60 Volkan'la birlikte paylaştıracağım. Ali Deren'in maç yükü hafif ama Ali de bilmiyorum ki. Hiç güven vermiyor artık gözümde. Yusuf'a şöyle Allah'ım ya Rabbim, Kim oynatsam düşüyor. Muzo düşüyor. Yusuf düşüyor. Acaba antrenör sayısından mı kaynaklı? Gerçi bunlar da yedekti ama kaç maç oynadı? 2 maç oynamış. Hadi bu maçta da oynasın Yusuf. Ali ikinci yarı oynatırız. Forvet'te Ahmet oynayacak. Ahmet formda şeyin zaten Bertu'nun maç yükü ağır. Sağ tarafa Safa'yı koyayım. Ahmet İlhan zaten yeşi belirli bir seviyede. Onu çok da fazla yormamak lazım. Furkan biraz yorgun gibi. Sami'nin maç yükü ağır. Kürşat oynayacak e, orta sahada. Geçen maç ikinci yarı girdiği zaman güzel bir performans sergilemişti. Profili çok iyi değil ama kendi evimizdeyiz. Manisa karşısında umuyorum ki güzel işler yapacak. Metehan çünkü onun da maç yükü vardı yoksa metanı koyacaktım. Kendi elimizde maç kazanamayacaksak hiç sahaya çıkmayalım artık. Kazanın şu maçı. Haydi beyler. Muzo Kürşat Kübülay. Muzayı Mezdele yaptık mı? Hemen şöyle bir bakacağım. Tamam. Mezzele Muzo. Safa Sarı'yı gördü. 2-10 dakika geride bıraktık. Oyunculara sesleniyoruz. Daha çok çabalayın diyoruz. Pozitif futbol diyorum. Şöyle bir talimatlara geçelim. Biraz daha alanı daraltıyorum. Çizgiyemeden ortalar mı desek? Kanatlara doğru atalım. Şimdi Özgür taş atışını kullanacak. Mehmet Uysal. Özgür. Verdi pasını aman diyeyim. Rahmi ne yaptın Rahmi? Rahmi bizi bitiriyordun Rahmi. Hemen çocuklara bir konsantrasyonunuzu kaybetmeyin diyeceğim. Niye böyle pozisyon olarak zayıf kaldık? Ben biraz daha gümbür gümbür oynarız diye bekliyordum ama şu ana kadar herhangi bir şey yok. 40 oldu. Hadi şöyle bir ilk yarı bitsin de ikinci yarı yaparız. Haydi bakalım. Bitmeden bir gol mü? Rahmi. Bu oyunu Santrenç gibi oynuyor Rahmi. Verdi sonunda pasını Kubilay. Muzo nefis pas. Ahmet bire bir affet Ahmet. <laughs> Ahmet be. Sol tarafa bıraksan aslında. Çok önemli bir fırsat kaçtı. Bu fırsatlar zaten nadir geliyor bize. Özgür bas oraya. Selim'de top. İkili sıkıştırma. Safa aman diyeyim sarım var. Burak. Müdahalelerde sertliği azalt diyeceğim de şu pozisyon bir geçsin. Ev... Ya birader ya. Oraya kimi koysam penaltı ya. Ben böyle bir şey görmedim. Yemin ediyorum ben böyle Ali Dere desem Ali Dere'yi koysaydım yalnız kafa yerdik. Oh be kurtardı. Pardon. Şurada hemen Safa'ya bir şey yapalım. Müdahalelerde sertliği azalt diyorum. Aman diyeyim Safa yakarsın bizi. Köşe vuruşu kullanılacak Nizamettin. Topun başında. Kafayla uzaklaştırılan top Safa yetişecek mi yetişemedi. Selim. Döndü Veli'ye. Veli şöyle bir baktı. Kadir. Evet şöyle bir devre arasına giriyorum. Yumruğumuzu sıkalım. Beyler, artık varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız. Biraz daha şöyle bir bireysel olarak neler yapabilirim diye bakıyorum ama genel olarak zaten biraz daha geniş alanda Emircan'a acaba dar alanda mı o? Gerçi bu da ters ayaklı kanat oyuncusu da evet. Ters ayaklı kanat oyuncusu. Biraz daha geniş alanda. Daha sık orta yap diyeyim, ne diyeyim artık? Haydi bakalım. Ömer, kale vuruşunu kullandı Ömer. Şimdi erdi indirdi. Kürşat. Verdi pasını Kubileya. Şeref Özcan. Şeref sol taraftan ilerlemeye devam ediyor. Verdi pasını Ahmet. Bitir Ahmet. Ah be. Ahmet. Çok kaçtı be Ahmet. Üzdün bizi biraz Ahmet. Şeref. Köşe vuruşunu kullanacak kim var orada? Kim var orada? Rahmi hemen dön. Kubilay'a dön. Güzel. Kubilay. O Kubilay. Yani. Evet Kubilay. Sağlık olsun Kubilay. Nizamettin. Valla Yusuf'un sarısı da var. Bilmiyorum ki. Ali, mu? Ali diyorum olmuyor. Yusuf diyorum olmuyor. Şu ilk değişikliğimizi bir yapalım. Allah'tan 5 değişiklik var da. Burak. Şimdi aldı döndü. Eyvah, orada kim düştü? Kürşat. Kürşat bayağı güven verdiceğim iki pozisyonda. Bir Kürşat değişikliği de aslında lazım da. Şu an diri durumda. Nizamettin köşe vuruşunu kullanacak. Nasip değilmiş. <laughs> Nizamettin nasip değilmiş olur öyle. Kadir. Taç atışını kullandı. Grezda. Kadir'de top tekrar. Beyler. Niye böyle baskı yedik? Uzun bir top. Güzel. Şimdi Ali Dere'de top. Aman diyeyim ile Kaptırma. Güzel. Ali Emre. Ya ver sağ tarafa. Ne uzun oynuyorsun. Ahmet indirebilecek misin? Tabii ki indireme. Topu kaptırdık mı? Kubilay. Güzel. Şimdi Şeref'te top. Şeref şöyle baktı. Nefis pas. Ahmet kaptırdı. O bölgede çoğalamadık. Nizamettin hatalı bir top mu? Bırak. Sol taraftan şimdi Manisa geliyor. Eyvahlar olsun. Kendi elimizde kaybetmeyelim. Al onu. Bravo Safa. Şimdi kontrol imkanı bizde Rıdvan aldı. Verdi topu Ahmet'e sağ ta. Hoppa. Güle güle. Güle güle. Dakika atmış. Şimdi bir 4-2-4'e dönülür mü? Bence bunun üzerine bir 4-2-4'e dönülür. Beyler. Kürşat... Sen bayağı bir güven veriyorsun Kürşat. Kürşat da çok yorulmadı da. 6.9. Valla Kubilay'dan iyi oynuyor gözüküyor. İnansak mı bilemedim. Kürşat kurban olayım yapma etme. Şunu şöyle düzel yapmayayım da. Şöyle direkt 2'ye geçeyim. Kubilay burada ne oynuyorsun? Savaşçı orta sağ savunma. Tamam. Savaşçı orta sağ savunma. Muzo sana biraz daha hücum mu desek acaba? Safa sağ tarafta. Şuraya Ahmet geldi. Şuraya Bertu'yu aldım. Şöyle bir yede yedeklere bakıyorum. Kim fark yaratabilir diye. Valla Ahmet İlhan'ı ama iyi oyun yok. Vasat'ın biraz üzerinde. Safa. Biraz daha ilerlesin de. Bakalım 4-2-4 bulabilecek miyiz aradığımızı. Başarabiliriz çocuklar diyorum. Ömer şimdi kale vuruşunu kullanacak. İndir onumuzu. Güzel. Safa aldı. Safa o isabetli kaptırdık derken Ahmet bitir onu. Ahmet çok kaçırdın Ahmet ya. Vallahi çok kaçırdın. Bu arada şey yoruldu beyler. Erdi yoruldu. Volkan'ı alacağım. Ahmet 6.30'la oynuyor. Zaten bitiriciliği olsa 7-8 olacaktı. İki değişiklik hakkımız son kez girebileceğiz. Beyler zaten hücum ağırlıklı oynuyoruz. Bak yapmayın etmeyin. Kanatları değiştireceğim artık. İki, iki tane kanat değiştireceğim. Bir şey kalmadı geriye. Bertu. Rıdvan. Safa. Çevir içeri Safa. Güzel ortaları var. Çarptı. Bertu kafayı vurdu. Ama tabii Ömer ellerini de kullanabildiği için orada bir sıkıntı yaşadık. Muzo yoruldu. O zaman nasıl yapacağız? Hasan Hüseyin. Eyvahlar olsun. Üç kere girdik mi? Bir bir değiştirdim değil mi? Ya var ya. Şunu bir aslında köşede bir uyarsa o kadar güya asistanımız var. Safa. Eyvah. Bu kadar öyle yapacağız artık bir şeyler. Büyük hata yaptık. Tamamen teknik direktör hatası kurban. Bu bu maçı kaybedersek sorumluluk bende. Vur on Ahmet. Offside var mı? Offside var olmaz mı? Daha çok çabalayın haydi. Son 10 dakika. Çok kötü oldu. Topu pivot center fora. Vallahi hiç hiçbir şey yok. Tık yok. Haydi aslanım. Son dakika golü. Hata ve be suç benim günah benim. Şunu bir affedin. Taraftan 200 kombinenin yüzüne nasıl bakacağım bilemiyorum Vur onu Muzo Ya Muzo ya Cık. Hayret bir şeysin Haydi başarabiliriz Başaramadık Parmakla işaret et Bir sürü gol pozisyona girmemize rağmen kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyorum Ama asıl hayal kırıklığı bende Ya şu 5 tane veriyorsan 5'i rahat rahat kullandır birader. Neyse artık yapabileceğimiz bir şey yok. Yolumuza devam ediyoruz. Günün son karşılaşmasında rakibimiz Erzurum Spor. Bakalım oradan puan çıkarabilecek miyiz? Yusuf Aslan sözleşmesi bittiğinde seçeneklerini değerlendirmek istiyor. Şöyle bir hemen girelim konuşalım. Vallahi... Kalana git gidene kal demek bize yakışmaz Yusuf. 2023'te bitiyor. Gitmek istiyorsa gitsin. Şöyle bakıyoruz. Seçeneklerini değerlendirmek istemeni anlıyorum. Madem böyle istiyorsun seni ikna etmeye çalışmayacağım diyorum. Devam. Hafta kanteman performanslarına bakıyoruz. Birinci sırada Emirhan, Emircan Gürlük var. Tebrik ediyoruz kendisini. Haftanın çalışkan isimlerinden bir tanesi. Kendisini de oyuna sokacaktık ama nasip olmadı. Kısmet diyelim. Bir dahaki maçta doya doya oynar. Ee, yalnız orada hakikaten 3 puanı kaçırdık ya. O değişiklik mevzusu biraz içime oturdu şu an. Neyse. Muhammed zaten potansiyeli yüksek değil. Emre de öyle. Kötü performanslara bakıyoruz. Alperen. E, Muzo. Muzo seni oynatıyoruz da ama niye böyle yapıyorsun Muzo? İnşallah düzelecek. Erdi biraz yorulmuş olabilir. Erdi de düşüşte. Valla bu Antrenör meselesini çözmeden bilmiyorum bu iş nasıl olacak. Çoğu oyuncu düşüşe geçmiş durumda. Yönetime kalsa onlar kontenjanı daha yarıya indirecek. Şu anki hali yetmiyor. Onlar üçe düşürmek istiyor. Ne mecburen elimizdeki kadro ile idare ediyoruz artık. Günün son karşılaşmasında rakibimiz Erzurumspor. Maç yükümüz bayağı ağır. O yüzden zor bir karşılaşma bekliyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama As takımda artık gördüğünüz üzere taktiğe yatkınlık hemen hemen fullenmiş durumda. Biraz buna güveniyorum açıkçası. Bir de tabii bir önceki maçta yedek oyuncu sıkıntısında göz önüne aldığımızda burada mağlup olursak biraz daha üzüleceğim açıkçası. Buradan galibiyet çıkartırsak tamam diyebilirim yani. Çünkü kendi elimizdeki maçlara boş geçmememiz lazımdı. Kaybedecek bir şeyimiz yok. İyi bir takımız bunun diğerlerine de göstermenin zamanı geldi diyorum. Haydi bakalım. Furkan. Kubilay. Hasan Hüseyin. Geri döndü şimdi Volkan'a. Tekrar Kubilay. Sol tarafa iyi bıraktı. Emircan biraz uzun oldu. Ali şimdi indirdi. Emircan alıp dönebilir. Aldı döndü. Pas mı verecek? Verdi. Bertu. Orada bir aslında duvar pası yapsalar. Ama Bertu şimdi sıyrıldı. Kaleci'yi kurtardı. Zakarya. Sami. Evet. Güzel başladık. Emircan çok uzak bir nokta ama tehlikeli olabilir mi direğe çarptı. Emircan oradan direği şutladı. Volkan. Verdi merkeze doğru Sami. Yapma. Şimdi top tekrar Ali'de. İyi başladık. Hızlı başladık beyler. Gol bekliyorum yani Emircan. Uzun bir top. Mustafa. Şimdi Ali Can'da. Kontraya kalkabilecekler mi? Zakarya'ya bir pres. Ahmet orada bir pres. Ahmet yetişemedi. Aldı şimdi ama tekrar Erzurum Spor'da top. Zakarya, Mustafa, Basona. Şimdi Mustafa Yumlu uzun oynadı. Erdi kafayla indirdi Sami. Hoppa Sami'den nefis bir pas. Yavrum benim Ahmet. Şimdi Emircan'da Sami sol tarafta Ali. Ver pas Ali. Çevir artık Ali yol bitti hoppa. Hep ben mi penaltı yaptıracağım? Bir kere de penaltı alayım dedi. Bravo Ali. Hop be. Hızlı başladık. Bunu golle taşlandırmamız lazım. Takımın en tecrübeli ismi Ahmet. Gol. İşte bu kadar. Altın orada 1-0 önde. Bu sezon attığı 3. golü bravo Ahmet. Yalnız Sami'nin pas çok şıktı beyler. Pardon yanlış geldik. İşte Ahmet'te düşüşler tabi biraz normal artık 34 yaşında. O yüzden ona çok fazla bir şey diyemiyorum ama. Bakayım. Yani fizik biraz dripling fizikle bağlantılı tabii. 20 dakikayı geride bıraktık. Oyunculara sesleneyim mi? 2 bulup rahatlasak. Yine de memnunum ya. Yine de memnunum. Yalnız eğer 2 bulamazsak maç 1-1 biter mi acaba? Biraz daha çizgi yemeden ortalar yapayım mı? Pivot center formumuz var. Bertu'yu da pivot center olarak değiştirebilirim. Süleyman. Taş atışı kullanıldı. Hemen oraya bir baskı geldi Emircan'la. Bertu. Uzun bir top erdi. Kubilay. Ahmet kafayla indirdi Hasan Hüseyin. Uzun bir top Bertu'ya doğru. Şimdi Ahmet'te kaldı. Ahmet ilerlemeye devam ediyor. İçeride upa. Orada bence bir faal vardı ama neyse. Volkan. Ali Emre. Şimdi Kubilay'da top. Volkan. Hasan Hüseyin. Sağ tarafa Ahmet İlhan. Uzun bir top Bertu'ya doğru. Bertu birebir de kaldı. Bertu aslansın Bertu oh be. İlk yarıyı istediğimiz gibi bitirdik. Şimdi biraz rahatladım. Şimdi biraz rahatladım. Bir kez daha izleyelim. Hasan Hüseyin, Ahmet İlhan, Bertu çok güzel aldı topu hop çok şık bıraktı. Ve tam böyle saniyelik bir saniye geç kalsa kaleci müdahale edecekti. Öyle bir pozisyon ne diyelim? Bol gol fırsatı yarattık. Skor olarak da bunu almaya başardık. Memnunum. Erdi'yi biraz erken çıkartacağım. Bundan sonra değişiklikleri ikişer ikişer yapacağım. Sütten ağzımız yandı. Yoğurdu mecburen üfleyerek yiyeceğiz. Şimdi Meta'nın maç ağırdı. Şu bir Meta'nın bir gelsin biraz daha iyi durumdadır diye tahmin ediyorum. Erdi çıksın, Rahmi gelsin. Şöyle bir iki değişikliğimizi yapmış olalım. Volkan da yorulacak gibi ama genel olarak takım iyi durumda. Sami seni çok fazla yormak istemiyorum. Kürşat gel buraya. Kürşat'ın zaten maç yükü çok ağır değil. Hazır skoru almışken biraz daha onu yoralım. Attığı golü hak ediyor. Emircan'ı değiştirsek mi? İki tane kanat değiştireyim mi? Volkan sanki biraz ama Volkan da iyi oynuyor. Kararsız kaldım şu an. Gel bakayım Şeref. Bence Ahmet İlhan'ı da çıkartalım ya. İyi oynuyor ama kanatları her zaman dinlendirmek lazım. Kanatlar giderse sıkıntıya düşeriz. Evet son olarak talimatlardan arada sırada zamanı diyorum. Kademeye dön dağılımı koru tempoyu düşür elle kısa oyna diyorum. Hadi bakalım. Furkan. Taç atışını kullandı Volkan. Verdi pasını Rahmiye. Rahmiden Metehan'a. Kürşat. Uzun bir top. Safa çevir ona vur ona Bertu be işte bu kadar be. İşte bu kadar. Altın Ordu sıfır önde. Volkan, Rahmi, Metehan, Kürşat, Safa'ya doğru. Safa'yı kontrol etti, çevirdi. Bertu, işte bu kadar. Evet, Estrella, Süleyman, Hufuk, uzun bir top. Sıhala, sağ taraftan aldı. İçeri doğru kesecek mi? Ye nazar çıksın bırak nazar çıksın. Biraz temkinli alayım hadi. Yalnız iki bir olsa sıkıntı büyüktü. Gerçi santrası yok yani var mı? Yok. Bir daha pozisyon gelmedi bile. Kollarımızı yukarı kaldırıyorum. Çok özel bir gün. Çok özel bir sonuç. Deplasmanda 3 puan almak kolay değil. Bir de orada değişiklikte sıkıntı yapmasak. Belki şu an var ya lider bile olabilirdik biliyor musunuz? Neyse nasip kısmet bu işler. Yalnız beyler sezona güzel başladık Allah var. Meftun golünü atmış. Bir tek şeye bakacağım Furkan'a bakacağım. Furkan neredesin hani? Bekliyoruz bekliyoruz geldin yok. Yenilmiş. Hadi dur bakayım kaç kaç yenilmiş. Hazırlık maçı eklememiz gerekiyor. Bir onlara bakalım. Ağustos bitti. 2-1 yenilmişiz. Hazırlık maçlarını ayarlamaya devam edeceğiz o zaman. Çünkü Eylül ayı bomboş. Şöyle. U19 elit burada başlıyor. 3 tane daha o zaman hazırlık ekliyorum. Tamam. O Galatasaray Beşiktaş falan sezon başladığı için mi bilmiyorum. Şey istiyor para istiyor. O zaman yabancılarla oynayalım ya. Hemen şöyle. Tabi Yunan takımları yüzerek geldiği için onlarda bir sıkıntı yok. Para istemiyorlar. Evet. Bir de kimi seçelim? Bir de şunu seçelim. Hepsi yarım yıldız. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Maksas şu eylül ayı boş geçmesin. Ondan sonra da zaten lig başlıyor. Güzel. Evet, yolumuzda da de... Stoperler ne oldu Stoperler? Allahım ya Rabbim ya. Çok da aslında hayal kırıklığı yaratıp düşen oyuncu da var. muza düştü, şey düştü, Yusuf düştü. Bertuya bir övgü. Gel aslanım, sana bir sarılayım Allah var. Forvetlerden çok umutlu değildim ama iki forvette şu ana kadar iyi iş çıkartıyor. Yapmamızı herhalde bu bölümün en üzücü iki mevzusu Yusuf ve Muz oldu. İkisinden de çok umutluydum. İkisini de bir an önce kadroya dahil etmeyi, etmek istiyordum. Oynatıyoruz da zaten ama ne yazık ki düşüşteler. Dört maç bir gol. Zaten beşinci haftadayız. Daha ne yapacağız? Neyse artık. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.